hamileliğinin 9. ayında, doğumuna günler kala, Songül Öden'le çok özel. Songülcüğüm hoş geldin. Hoş bulduk Ömür. Nasılsın? İyiyim. Bugün 3 kişiyiz. Evet, kalabalığız bir hayli. Kalabalığız. İlk kez Show TV'ye konuştu, her şeyi anlattı. Songül Öden, kızını beklerken geçirdiği 9 ayda neler yaşadı? Hayatımın en ilginç dönemiydi. Bu anıyı ilk kez paylaşıyor. Annesi Songül Öden'i doğururken neden hastaneden kaçtı? Hastaneden kaçmış ben doğduğumda. Çok güleceksiniz. İki çocuk annesi Hazal Kaya, Songül Öden'in hamileliğine nasıl el koydu? Hazal zaten tepemde şey gibi yani. Hazal biraz tebelleş oldu bana. Oğlum dizisinde Zeynep anneydi. Uysallarda Nil anne, Umutsuz Ev Kadınlarında Yasemin anneydi. Son olarak Atatürk filminde anaların anası, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynadı. Yetimdir bu abi, yetim! Yetim de ne olur? Şimdilerde Songül anne olmak için gün sayıyor. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu haftaki konuğu, hamilelik sürecini ilk kez Show TV'ye anlatacak olan Songül Öden. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuğum 9 aylık hamile olan ve kısa bir süre sonra bebeğini kucağına alacak olan sevgili Songül Öden. Bu sohbette 3 kişiyiz. Küçük hanım söylediğimiz her şeyi duyacak. Duymakla kalmıyor. Biz ondan bahsederken sohbete dahil oluyor. Songülcüğüm hoş geldin. Hoş bulduk Ömür. Nasılsın? İyiyim. Bugün 3 kişiyiz. Evet, kalabalığız bir hayli. Kalabalığız. Nasıl gidiyor? Artık kaçıncı ay ya da kaç gün kaldı? Ay, heyecanlanıyorum böyle sorulunca. Bugün 36. hafta. Az kaldı artık, çok çok az kaldı. Çok yani. Az, böyle bir 10 gün içinde inşallah. Yani 37. hafta ile 40. hafta arasında her an... Ah! Ne oldu? Hareket etti, bu tarafa doğru kaydı bir anda. Her an olabilir, normal sayılır dedi doktor. O yüzden her an hakikaten. Annelik heyecanını en doruk noktasında yaşayan Songül Öden'in 9 ayı nasıl geçti merak ediyoruz. 9 ay nasıl geçti? Hayatımın en ilginç dönemiydi. Çok farklıymış hakikaten. Hamilelik üzerine de hiç düşünmemişim. Hani o kadar ablalarım hamile kaldığında, çok yakın kız arkadaşlarım hamile kaldığında. Evet, hamile kalırsın, miden bulanır, karnın şişer, doğurursun filan. Hani böyle çok kaba taslak. Şey yapmamışım, empati kurmamışım. Onu fark ettim bir kere. Çok ilginç bir süreç. Kızının doğmasına çok az bir zaman kala burç hesapları da yapılmaya başlanmıştır. Burcu ne olacak? Valla iki burç arasında görünüyor. Verdikleri aralık çünkü bana o yönde. Oğlak ya da kova. Kızının olası burcuyla ilgili konuşurken laf lafı açıyor. Annesinin Songül Öden'i doğururken doğumdan kaçtığını öğreniyoruz. Geçen Fazıl'ın şeyine gittik. Yılbaşı konseri, Cem Acıyan'ın mükemmel bir konseri vardı. Birlikteydik. Sen de oradaydın benimle. Orada Fazıl kuliste bana dedi ki, ya dedi, doğru dedi işte 14 Şubat'ta dedi. Oğlak burcuymuş şey. Fazıl, bak ne güzel işte dedi. Oğlaklar çok iyidir filan dedi. Orada birileri yok, kova olsun dedi filan. Ben kova burcuyum. Yani annem yanılmıyorsa, çünkü fikir değiştiriyor bazen. Öyle mi? Evet. Hastaneden kaçmış ben doğduğumda. Nasıl yani? Bu konuyu açmak gerek. Nasıl oldu da hanımefendi hastaneden kaçtı? Canı çok acımış. Diğer kardeşlerimi evde doğurmuş o. Öyle bir alışkanlığı varmış. Ben de hastaneye gitmişler ve yabancılamış galiba. Sonra eve gitmiş, ebe çağırmışlar eve. Evde doğmuşum. Evde doğmuşsun. Evet, yani herhalde kova burcuyumdur diye düşünüyorum. Bazen fikir değişti. Songül Öden doğumu sırasında annesi gibi bir çılgınlık yapmaz herhalde. Senin aklına çılgınlıklar geliyor mu doğumla ilgili? Yapabileceğim böyle annen gibi. Yani bilmiyorum ki. Annem hakikaten çok deli dolu bir kadın, çok güçlü bir kadın. Hani orada tek başına bu kararı vermiş ve çok rahat etmiş eve gidip doğurunca. Böyle bir çılgınlık yapmam ben. Gitmem ben kesin orası da. Bilmiyorum, çok fazla şey yapmaya yapmıyorum galiba, düşünmüyorum doğum nasıl olacak, ne yapılacak diye. Her şeyi son dakikaya bıraktım. Yani hatta kendim bazen arkadaşlarıma soruyorum, tembel mi? Ben ne yapıyorum, niye bu kadar hiç düşünmüyorum? Bebeğin odası bile, bebek gelecek, daha yeni böyle dün dolabını getirdiler, kapağını taktılar filan.
Hiçbir şey almadım çocuğa Ömür. Hiç. Vallahi hiçbir şey. Bir hayranı Amerika'dan tam 3 bavul hediye göndermiş. Çok fazla hediye geldi. Hatta Amerika'dan bir tane işte Lübnanlı bu ta gümüşten beri, Umutsuz Zevk kadınlarından beri beni takip eden çok tatlı bir kadın var Yasemin. Eşim Amerika'ya gitti işi gereği. 3 bavul vermiş. Arman dedi ki beni dedi yakalarlarsa şeydi hani ticaret mi yapıyor bebek? Bebek kıyafetleri ticaretim yapıyor derler kadar filan. Şimdi yıkayacağım onları. Yıkama vakti gelecek hepsinin dolaba yerleştirmek için. O zaman bakacağım ne eksiği var diye. Çok şükür hem benim annemden olma kız kardeşlerim çok fazla hem kız arkadaşlarım. Onlara da kız kardeş diyorum fazla. O yüzden o kadar çok şey geldi ki böyle fuzuli delirmiş gibi bir şey almak istemiyorum. Bir eksiği varsa yerine koymak istiyorum. Çevresinde çok fazla dostu var annelik için ona tavsiye verebilecek. Peki sana önerilerde bulundular mı mesela Hazal Kaya, Şükran Ovalı bunlar neler söyledi? Hazal zaten tepemde şey gibi yani. Bunu yapacağım bunu tabii bugün hatta eve şeyler yolladım. Sakın onu alma. Şimdi az önce aradılar Hazal Hanım'ın yolladıkları geldi diye. Çünkü Süreyya yeni doğdu yavrum daha 11 Şubat'ta doğdu. Evet. Ondan sonra bir senesi olmak üzere onun. O yüzden ondan şey olanları yolladı. Onun kullandıklarını, şimdi kullanamayacaklarını filan. Şükran da öyle. Her anne kendi hikayesini yaşar derler. Songül Öden de bunu yaşamak istiyor ama Hazal Kaya en az onun kadar heyecanlı belli ki. İkisi de şeydi. Kız kardeşim de öyle, Şükran da, Hazal da. Genelde bu tip tuzaklara düşme sakın. Sana bunu söyleyecekler falan gibi daha şey yapan. Hazal biraz tebelleş oldu bana. Ne yapıyor? O küçük kız kardeş olmanın bütün şeylerini yaptı hakikaten. İşte az önce de telefonda konuştuk. Artık yeter otur çok şey yapıyorsun. Her şeyi bize liste ver biz yapalım falan diyor ama evinden çıkamıyor. Çünkü sürekli hastalanıyor çocuklarından sebep grip mirip. Çok acayip bir şey hakikaten. Çocukken bu kadar çok hastalanıyor muyduk emin değilim. Yakında dünyaya gelecek kızının ismi belli. Peki isme karar verdiniz mi? Evet. Paylaşmak ister misin? Yani Ömür'le paylaşırım ama Ömür Sabuncuoğlu ile paylaşamam. Ben biliyorum zaten de. Eşi Arman Bıçakçı ile birlikte kızlarına vermek istedikleri ismin bir öyküsü var. Arman Amerika'da eğitim gördü. Oradayken bir çok yakın bir arkadaşı, yeğeni galiba, bir isim duymuş. Ondan sonra ve onu çok sevmiş. Hakikaten güzel bir isim. Biz de daha evlenmeden önce demiştik ya bir gün kızım olduğunda adını bu koyacağım dedi. Ondan sonra ben hamile kalınca hiç konuşulmadı bile. O isim gündeme geldi. Yani çünkü çok içten söylemişti onu hakikaten. Kızına vereceği ismi nazardan çekindiği için açıklamıyor. Ama kızına veremeyeceği isim belli. Bana şöyle bir şey oldu. Sanki saçma da olabilir bunların hepsi. Çok duygusal, çok kişisel kararlar tabii ki. Bana da şöyle bir şey oldu. Sanki yanına bir isimle dengelenmesi bir şey daha gerekiyormuş gibi bir his geldi bana. Ben önce tutturdum onu söyleyebilirim çünkü koymayacağız onu. Leyla işte Arman'ın koydu ve Leyla ismini aşırı seviyorum. Kedinin adı da Leyla. Ondan sonra işte bizim kızlar yok dediler yani hepsi. Yani şey herkes çoğu insan işte bu dönem doğuranların adı Leyla. Kedimin kedin ismi Leyla. Leyla. Sen Leyla'yı çağırırken öteki Leyla evde bir kakofoni olacak filan. Kızının ikinci ismini de rüyasında görmüş Songül Öden. Kendi kendime şöyle bir şey uydurdum. Seyircilerimiz saçma bulup gülebilirler ama rüyama gir dedim hep. Uyumadan evet dua ettim önce. Rüyam ya bir ipucu, rüyada bir ipucu. Ben bunu yaparım. Evet. Ondan sonra bir rüya gördüm ama rüyada yani ismi söyleyemediğim için şey yapamıyorum. Yani, çıktı mı? Rüyada çok saçma bir şey çıktı. Bunu ben Şuko'ya anlatırken görmüş mü ya işte saçmalama dedim. Bunu koyacak halim yok herhalde dedim ona. Hayır dedi ama dedi bak rüyandaki kişi ay anlatamıyorum ismi söyleyemediğim için. Sana dedi bunu söylemiş deyince böyle hakikaten Şuko dedim. Bir o anda ben bunu anlamlandırdım. Hepimize çok mantıklı geldi. Çocuğun iki tane ismi oldu şimdi. Bebeğini müzikle bekliyor Songül Öden. Sen ona müzikler de dinletiyorsun. Evet. Kimde reaksiyon veriyor? Bence o her şeye reaksiyon veriyor. Yani hep bir kendini hatırlatan, ben buradayım diyen çok hareketli. Ben klasik müzik zaten çok severim hakikaten. Kendim de çok dinlerdim.
Sonra insanların önerileri de işte Mozart dinle, çok iyi gelir bebeklere filan diye işime geldi. Yani müzik türümüz birleşti bebekle. Özel anlara gelecek olursak, kızının ilk kalp atışını duyduğu anı soruyor Ömür Sabuncuoğlu. İlk kalp atışını duydum. Nasıl bir duyguydu? Tanımlanamaz bir şey bence yani. Ne desem eksik kalır, bilmiyorum. Mutluluk, şaşkınlık, tuhaflık, karnında iki tane kalp var. Yani karnında bir tane virüs olduğunda onu geçirmek için 50 tane ilaç kullanıyorsun. Karnında bir kalp, bir böbrek oluşuyor. Beyni, mucize. Eli, kulağı. Evet, değişik bir şey. Onu anlamlandırmak da çok kelimelerle ifade edemeyebilirim şu anda. Kız çocuğu hamilelikte annesinin güzelliğini alır diye bir batıl inanç var. Songül Öden bu eski inanışın ne kadar yanlış olduğunun en büyük göstergesi. Anneye bakıp güzelliğine göre çocuğun cinsiyeti söyleniyor. Evet. Fark etmeden kadına bakış açısını gösteren bir şey. Kimse bunu böyle bile isteye kötülük yapsın diye yapmıyor. Ezberlenmiş bilgi diye bir şey var. Çok tehlikeli. Hı hı. Aa, hakikaten öyleymiş diyorsun. O zaman ayıyorsun o meseleye. O da maruz kalmış bu batıl inanca. Hamile kaldım. İnsanlar duyulduktan sonra erkek çocuk değil mi? Çok belli, çok güzelleşmişsin dediler bana. Kız çocuk annenin güzelliğini alır. Ne saçma. Hayır. Saçma, saçma yani. Ama bunu hakikaten bir iyi niyetle söyle. Artık o kadar yerleşmiş ki dile. Ama kelimenin kendi iyi niyetli değil. Kişiler iyi niyetli ama kelimenin kendisi, cümlelerin kendisi iyi niyetli değil. Bunu kız çocuğunu yaftalamışlar. Yani kız çocuğu hangi bilimsel veriye dayanarak hani bunu söylüyoruz? Hani kız çocuğun illaki bir olumsuzluk getirecek. İşte bir ortamda bir sessizlik olduğunda kız doğdu diyorlar. Çünkü çünkü doğduğunda kutlanmaya değer bulmuyorlar kız çocuğunu. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu inanışın doğru olmadığını vurguluyor. Hala bu yargı değişmedi yani. Çok güncel kelimeler bunlar. Evet. Ya kızını dövmeyen dizini döver. Ya kızını sevmeyen dizini döver bence. Hı hı. Ya kızına sevgi vermeyen de vah haline bence yani. Gerçekten öyle. Dolayısıyla da biraz bunlara da yani zaten 12 senedir Birleşmiş Milletler'le kadın ve çocuk hakları ile ilgili çalışıyorum. Hem sahada hem farkındalık yaratacak projeler yapıyoruz ama bunu bizzat kendim yaşayınca düşündüm hakikaten. O şeyde de videoda da söyledim. Ya ben yaptım mı hiç bunu arkadaşlarıma hani böyle bir şey dedim mi acaba diye. Kendimi de yani çünkü o ezberin içinde ben de varım. Herkes var. Hamileliğinin nasıl geçtiğine geliyor söz. Çok kilo almamış gibi görünse de 18 kilo almış 9 ay boyunca. Böyle tek yönlü beslendim. Daha çok hep hamur yedim filan. Onlar sanki... Ama çok kilo almadın. Emin misin? İyi bak bana. Gayet harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Kız güzelliği. Evet, kız güzelliği. Ama yok, erkeklere de haksızlık etmeyelim. Erkek çocuğu da kız çocuğu da bence güzellik veriyor anneye. 18 kilo aldım. Ama bir şekilde ödem olmadı. Herhalde ondan insanlar çok kilo almadı diyorlar bana. Ödem olmadı. Çok şanslıyım bu konuda. Aşermeler sorulmadan olur mu? Karpuz ve kiraz konusu onun için çok hassas. Esas meselem karpuz ve kirazlaydı. Gerçekten. Oo. Ama neyse, yazın herhalde bir sıkıntı olmadı almam diye. Evet, ama o şekeri yükselten bir şey olduğu için ona artık bir dakika dediler bana yani. Ya mesela karpuz kestirip koca koca karpuzları... Şundaki kesin kesin ya kalabalığı zaten yeriz deyip o kalabalık sadece bendim. Hepsini ben yedim yani. Çok karpuz ve kiraz yedim. Karpuz için dostları seferber olmuş Songül Öden'e. Arman'ı aradım, dedim ki ben karpuz ne olur dedim yani. O da yazık bir yerleri aramış işte. Bir şekilde gelemedi filan. Çok sevdiğim Nişantaşı'nda çok eski bir lokanta var diyeyim. Ondan sonra onları aradım hemen. İşte açtı telefonu Ufuk, dedim ki ben Songül Öden dedim, işte karpuz diyecektim işte böyle. Songül Hanım dedi, biz inşaattayız dedi, tadilattayız dedi. Aa, pardon dedim filan. Dedi ki ben adresinizi verin dedi, gitmiş manavdan kestirmiş. Çok büyük hizmet. Sonra öğrendik ki eşi de hamileymiş ve o hiç yadırgamamış meseleyi. Çok büyük şans. Aktif bir hamilelik dönemi geçirdi. Son olarak Atatürk 2 filminin galasındaydı. Bu arada çok da aktiviteye katıldınız birlikte. Sorma. Atatürk 2 filminin galasında birlikteydiniz. Evet. Orada da bir anneyi oynuyorsun. Evet. Zübeyde Ana'yı. Zübeyde Ana'yı oynuyorum. O çok anlamlıydı benim için gerçekten. Çok.
çok anlamlıydı. Hamilelik döneminde yer aldığı her proje annelik temalıydı. Garip biçimde hep hamileliğim döneminde çok gurur duyduğum işlerin içinde oldum ve tema anne. Tema anne. Annelik çok ilginç denk geldi yani. Senin aslında oynadığın çoğu karakterde anneye oynadın yani. Anne oynadım, evet. Evet, işte Atatürk 2'de Zübeyde Hanım. Evet. Anaların anası. Anaların anası. Oynadığı dizilerde de pek çok kez anne olmuş bir isim Songül Öden. Umutsuz Ev Kadınları'nda çok eğlenceli bir anneydim. O da mesela oynadığım en sıra dışı annelerden biri bence. Çünkü esas çocuk oydu. Yani çok sakar, anayım ben, ana diyordu ama çocuktu aslında yani. Onun altında çocukluğunu yaşayamamış bir anne vardı. Tam doğum yapıp Loğusa olacağı dönemde Gupse Özay'ın Loğusa filmi giriyor vizyona. Dur aşkım, hiç sakin ol. Tamam. Doğru çantası. Doğru çantası. Evet, doğru çantası. Evet, içeride alabilir. Sakin. Bak hemen suyu gelince doğurmuyor insanlar. Karşı tarafa izletti. Bence bana yaptı onu. Çünkü tam benim lohusalığıma geliyor. Kesin evet. Çok eğlenceli bir şey yapmıştır Gupse. Bence bana yaptı o filmi. Değil mi? Sen de belki ilk fırsatta ilk gideceğin sinema filmi olabilir ondan yani sonra. Yani tam lohusalığıma geliyor. Lohusalık nasıl bir şey göreceğiz ömür. İlk kez annelik heyecanını bize anlattı. Tüm samimiyetiyle sorularımıza içtenlikle yanıt verdi. Çok teşekkür ediyoruz Songül Öden'e. Tebrik ediyorum şimdiden. Teşekkür ederim canım, çok mersi. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Bu arada teşekkür ediyorum. Bu ilk röportajın oldu hamilelikte. Evet, hiç yapmak istemedim ama seninle yapmak istedim. Teşekkür ederim. Neler söylemek istediğim bir şey varsa ekleyelim. Yani çok güzel sorular sordum bence. Hiç bu kadar çok bebekle ilgili arka arkaya konuşmamıştım. Bu da bir ilk, onu söyleyeyim. Çünkü hep sanki hamile değilmişim gibi, doğal akışında, hayat doğal akışında gibi davranıyordum. Bu kadar çok arka arkaya ilk defa çocukla ilgili konuşuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ömer'cim. İyi pazarlar.